Bu hafta geçen hafta söz verdiğim gibi yeni atölyemi geziyoruz. Tekrar merhabalar. Dediğim gibi bu hafta hep birlikte atölyemi gezeceğiz arkadaşlar. Atölyemde hangi malzemeler var? Bisiklet tamiratında, sökerken, takarken neler kullanıyorum? Size tek tek bunları anlatacağım arkadaşlar. Evet, şimdi sırayla başlayalım bakalım. İlk etapta şu yukarıdan başlayalım. Burada benim süslerimi görüyorsunuz. Biliyorsunuz ben bir Star Wars hayranıyım. Star Wars'la ilgili yukarıda resimler, Darth Vader ortada olmak üzere. Burada minik bir Darth Vader var. Burada yine bisikletle ilgili ıvırlar zıvırlar, oyuncak maketler falan filan süslerim var. Şurada bisiklet kitaplarım var. Hemen aşağıya doğru iniyorum. Nereye gelelim? Şuradaki Ikea'dan aldığım dörtlü çekmeceye gelelim. Burada ilk çekmecede neler varmış da görüyorsunuz. Avit'in frenleri burada. Bunu da bana Deniz Tezcan vermişti. Hala takamadım. İkinci çekmecede bu ne çıktı? Shimano'nun MT34B kilitli pedallarla ilgili SPD ayakkabılarım çıktı. Bununla ilgili de size bir video çekeceğim. Üçüncü çekmecede ne var? Şurada görüyorsunuz. Bıçak görünüyor hatta. Bu Türk komando bıçağı. Hakikaten Türk komandoları kullanıyor bunu. Burada benim kamp malzemelerim var. İşte kalp diyorum ya. Kamp hijyen paketim. Şurada ilginç bir alettir. Çadır kliması. Şurada Nutella'dan almıştım. Bunların da içine böyle soslar falan koyuyorum kamplarda. Burada da kampla ilgili, bisikletle ilgili işte görüyorsunuz bizim özgür pedalların formaları var. Şurada kamp yastığım. Bu bayağı işe yarıyor. Bunu ben uçakta Pegasus'ta almıştım. Geliyoruz en önemli yere. Nereye gelelim? Şimdi tamiratlarda kullandığım öncelikle malzemelerden bahsedeyim. Şurada görüyorsunuz bunlarla ilgili aslında ilginç bir video gelecek. Hangi zincir yağını kullanmalıyım falan diye. Bende hemen hemen bütün zincir yağları var. İşte Nano Protect burada, Chainel burada, MacOff burada. Bu arada bu MacOff'u Chain Reactions'tan aldım. Türkiye'de Delta bisiklet satıyor ama Delta bisikletin yarı fiyatına satılıyor. Bilginiz olsun, kargoda dahil olmak üzere. Finish Line var, seramik kaplamalar, Zefal var. Arkada balata spreylerim var. Şurada araba cilası var. Bu bayağı işe yarıyor. Bunda ne olduğunu anlatacağım. Şuraya geliyorum. Tubus kutuları var. VD40'larım var. Bu VD40'lardan. Bu biraz daha ağır pas sökücü olanı. Bu VD40'ların da çeşitleri var. Şurada gres yağlarım var. Bu marine gres yağı teknelerde kullanılıyor. Suya ve tuza dayanıklı. Bu da Shimano'nun gres yağı. Devam ediyorum. Laken suluklarım var. Bu ne? Power gel. Bunu da kamplarda falan uzun turlar diye almışım merak edip. Ama bir kere içmiştim. İğrenç bir tadı vardı. Şurada da ne var? Tamiratlarda kullandığım eldivenlerim var. Aletlere geçecek olursak işte görüyorsunuz burada cetvel ve park tools'un jant deli cetveli. Holotech sökme aparatı. Kablo kesme aparatı. Ondan sonra missing linkli zincir sökme, zincir takma aparatı. Şu ne? Bluetooth kulaklık. Bunun burada olmaması lazım. Bu da buraya karışmış. Bu da eski tip göbekleri sökmeye yarayan aletler. Burada bir pedal sökme anahtarı. Ruble sökme anahtarı. Yani şurada ilginç bir alet var. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu arkadaşlar ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şu ucundaki incecik bir böyle meme gibi bir şey vardır. Bu jant örerken jant başlarını sıkmaya yarıyor. Şurada işte zincir ve aletlerin uzayıp uzamadığını bunu biliyorsunuz zaten videodan. Burada İngiliz anahtarlarım, ayarlı anahtarlarım, süspansiyon için 400 kaç varmış bu? 400 bara kadar hava basabilen bir hava pompam. Şurada da değişik bir alet var. Bunu biliyor musunuz? Tabii ki bilmiyorsunuz. Bunu geziniyordan öğrenin. Birçok kişi söylemez. Çoğu da bilmez zaten. Bisikletçiler bile bilmez. Şu işe yarıyor arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz gibi şu zincir yapraklarını açmaya yarayan özel bir tornavida. Orada görüyorsunuz Aryan anahtarlarım var. İşte zincir sökme aletim var. Hemen ne yapalım? Biraz daha şu tarafa dönelim. Bu tarafta ne var? Bu tarafta gördüğünüz gibi Fuji'yi görüyorsunuz. Fuji'nin kendisi burada duvara. Şöyle bir askı aparatıyla astım. Bu da N11'den 19 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Öyle bir şey almıştım. Yalnız bunu asarken şöyle bir sorun var. Şuraya duvara çarptığı zaman lastikleri kirletiyor. Ben burayı vinille kapladım duvarımı kirletmesin diye. Hemen devam ediyorum. İşte şöyle bir tezgah var. Görüyorsunuz. Bu tezgahı da bu arada nereden aldım? Bu tezgah şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam Koçtaş'tan almıştım. Bayağı da işe yarayan bir tezgah. Hemen şöyle iniyorum. Tezgahın alt kısmında işte şurada görüyorsunuz. Şöyle biraz çekersem
Daha net görürsünüz. Burada da bakın içeride hidrolik funnel denilen hunisinden hidrolik yağ basma özel hunisi var. Şurada bisiklet aletlerim var, işte görüyorsunuz bir tane bir free hub, free wheel dediğimiz, yani vidalı ruble var. Bu neymiş? Burada bayağı bir şey var ya. Eski tip bir tane aktarıcı. Yani bisiklet yedek parçalarım var daha doğrusu burada. Şu aşağıda da yine aynı şekilde bisikletle ilgili yedek parçalar. Ivırlar, zıvırlar. Bunları buralarda tutuyorum. Hatta pompa bile var. Shimano'nun kullanım talimatları var. Şurada matkap takımlarım var. Burada da bisikletle ilgili malzemelerimi koyuyorum. Şu arkada gördüğünüzde alkol. Alkolü ne yapıyorum? Biliyorsunuz ki kamp ocağım var bir tane. Onu da tanıtımını yapacağım. Alkol ocağı. Alkol ocağında alkol yakıt olarak kullanıyorum. Hemen şöyle geliyorum. Burada ne var? Burada ufak bir tezgah daha var. Bu çalışma tezgahı. Biraz daha ağır işler tezgahı. Şu şekilde mengene gibi de kullanılıyor. Üstünde de akort sehpam var. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar evimin içinde gerçekten bir bisiklet atölyesi var mı? Var. Bir bisikletçi dükkanını dolduracak kadar, aşağı yukarı bir bisikletçi dükkanı oluşturabilecek kadar bir atölye oluşturdum. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşarak ve beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.